arkadaşlar, bugün sizlere çok sevdiğim bir yazar olan İclal Aydın'ın iki kitabından bahsedeceğim. Biri Bir Can Kafes, gördüğünüz gibi, diğeri de Unutursun. Bir Can Kafes 2013 yılında çıkmıştı. Ben İclal Aydın'ın bu kitaptan önce çıkardığı bütün kitapları okudum. İlk kitabı Hayat Güzeldir. Hayat Güzeldir isimli bir program vardı, hatırlayanlar olacaktır muhakkak, ama belki yaşı genç olan aranızda, yaşı genç olan izleyiciler varsa onlar pek bilmeyebilir. Önceden yaptığı o programın günlüğü şeklindeydi. Daha sonraki kitapları, ki içlerinde en sevdiğim olan Bitmiş Aşklar Emanetçisi, o ayrı bir kitaptı, ama diğerleri böyle gazete köşe yazılarının toparlanmış haliydi. Nasıl bir cümle oldu? Herhalde iyidir. Yani köşe yazılarının kitap hale getirilmiş haliydi. Ben çok seviyorum. Arada böyle öyle bir laf ediyor ki, ah diyorum işte bu falan, hani böyle hislere tercüman, çok güzel dile getiriyordu. Ve her zaman o anlattığı olaylarda hissediyordum. Yani söyleyecek çok sözü var ve bir roman yazmasını çok istiyordum. Hatta kendisine bir keresinde mail atmıştım. Yaz Bitmesin isimli kitabından sonra. Kitabı okuyup çok beğenmiştim. Orada gene böyle gurbet gelinleriyle alakalı bir şeyler vardı. O zamanlar kendisine söylemiştim, hani gurbet gelinleriyle bir kitap yazmayı düşünmez misiniz gibi. Yani ya da o ayarda bir şeyler söylemiştim. Daha sonra bu kitap çıktığında içinde de bir karakter yurt dışına gelin olduğunda dedim ki doğru hissetmişim. Yani İclal Aydın'ın aslında o konuda söylemek istediği bazı şeyler vardı ve bu kitapta ondan bahsediyordu. Bir Can Kafes. İlk okuduğumda çok etkilenmiştim zaten, hani burası aşikar. Yoksa neden ikinci kez okuyayım, değil mi? Evet, bu arada bu sene Unutursun çıkmadan önce tekrar okumak istedim Bir Can Kafesi ve okudum. İlk okuduğumda dediğim gibi hani çok etkilenmiştim. Boğazım düğüm düğüm bir şekilde okumuştum. Üç nesil kadından bahsediyor. İlk başta üç nesil olduğunu bilmiyorsunuz tabii onu. Üç kadın hikayesi var. Onların bir böyle bir geçmiş, bir gelecek çok karışık bir şekilde anlatılıyor, ama hani böyle yani merak ettirecek şekilde, hani sizi sıkacak şekilde değil katiyen. Bir yandan hani kim kimin nesi, acaba alakaları var mı, ne zaman çıkacak alakaları gibi düşünüyorsunuz hikayeleri okurken. Diğer yandan da gerçekten hani böyle boğazınızı düğümlüyor anlatılan hikayeler. İkinci okuyuşumda tabii ki kimin kim olduğunu, yani kimin kimin nesi olduğunu bildiğim için, kadınları, karakterleri tanıdığım için anlatılanlar beni herhalde daha çok etkiledi. Ben ilkinde böyle boğazım düğüm düğüm okuduğumu çok iyi hatırlıyorum, ama ikincisinde ya durmaksızın ağladım. Yani kitabı yaraladım, ilk başladım gece kitabı yaraladım, ama artık var ya hal kalmadı bende ağlamaktan. Aa Samire, aile öleyim falan filan diye. Yani gülüyorum, kendime gülüyorum. Yani bir insan hikayeyi bilip niye bu kadar etkilenir, niye bu kadar tekrardan etkilenir diye. Ama şunu fark ettim, ben kitabı unutmamışım. Kitabı unutmuşumdur diye, hani unutursun hazırlık olsun diye Bir Can Kafesi okumak istedim, ama kitabı unutmamışım. Çok can alıcı yerler hala aklımdaydı. Hala söylediği, işte altını çizdiğim cümleler hala aklımdaydı böyle. O da çok hoşuma gitti. Hani bu kadar etkilemiş beni, aradan kaç yıl geçmesine rağmen hala okuduğum zaman hiç de unutmadığımı fark ettim okurken. Bu benim için çok güzeldi ve İclal Aydın'ın sevdiğim diğer yazarların da kitaplarını tekrar okumaya karar verdim. Yani insan böyle yeni kitaplar çıktıkça hani tekrar eski sevdiği kitapları okumaya pek fırsatı olmuyor. Bir de şöyle bir şey oluyor, hani ben ilkinde çok sevdim ya, hani bu benim için çok enlerdedir mesela bu kitap benim için. Ama ya ikinci okuyuşumda o kadar sevmeseydim de sıralaması düşseydi veya amma abartmışım deseydim. Ama bu kitap için öyle bir şey söyleyemem. Diğer sevdiğim kitapları da hani bu artık bu endişeden uzak tekrar okumayı düşünüyorum. Unutursun'a gelirsek. Unutursun'da hani devam kitabı mı, işte alakalı mı, nasıl bir şey diye düşünüyordum. Aynı karakterler var, yeni karakterler var. Eski arada kalmış karakterlerin detayları var. Mesela Lemide Hanım gibi, Nariye gibi. Nariye zaten hani Samire'nin ablasıydı. Ama hani hikayesi gerçekten çok acıklı ve bahsedilmemiş bir hikayeydi. Gene tabii Lörin'imiz var, Yaşar'ımız var. Arada Samire çıkıyor karşımıza. Böyle karakterlerle onların hem geçmişte anlatılmanın hikayelerine yer verilmişti. Hem de burada bittiği yerden sonra hani Lörin çok darmadağınıktı. Ondan sonra Yaşar'la araları iyi değildi. Onun devamını okuduk bir nevi. Gene tabii ki bir anda böyle
toparlanmadı. Bayağı eziyetli bir şekilde devam etti yaşamlarına. Bazı güzel noktaları oldu, bazı can sıkan yerler oldu. Gene böyle bazı yerlerde boğazım düğümlendi ama çok ağlamadım bu kitapta. Sevdim mi? Sevdim. Hatta ilk elime alınca kitabı 400 sayfayı görünce çok mutlu oldum. Yani hemen bitsin istemiyordum. Çok uzun süredir beklediğim bir kitaptı. Çok severek okudum. Bir de böyle boğazım düğümlendiği yerde bıraktım. Hani beni böyle perişan eder mi acaba diye. Hani kıyaslama yapacak olursam bir devam kitabı olarak. Şimdi buradaki anlatımda şey vardı. Böyle gözlemci biri anlatıyor gibi ama olaya da hakim gibi anlatıyordu. Birazcık da o fantastik bir hava da katıyordu aslında. Hani sanki dışarıdan biri anlatıyor ama birazcık duyguları da bildiğinden hafif bir farklıydı yani anlatımı. Fantastik demek bence doğru olur. Bu kitapta ise hakim bakış açısından anlatılmış, hani aynı anlatım dili iki kitapta yok. O açıdan iki farklı kitap gibiler bence. Bu kitabı tekrar okumasaydım o farklılığı fark eder miydim açıkçası onu bilmiyorum. Çünkü şey oldu. Daha yeni okuduğum için her şey taze bu kitapta. O yüzden hani böyle aynı bunun devamı gibi anlatım bakımından en azından devam etmiyordu. Ama genelde hani bir önden, bir arkadan, bir geçmişten, bir gelecekten anlatması bakımından bu kitapla aynıydı. Yalnız işte dediğim gibi niyeyse hani bir Can Kafes kadar beni etkileyemedi. Belki hani o kadar acı yoktu diye mi falan ama mesela Narya'nın hikayesi ayrı. O çok çok başka ya. Çok etkileyici bir hikaye. Samire zaten canım benim ya. Samireciğim. Seviyorum Samire'yi. Samire'ye dair her şey beni çok acayip etkiledi. Onun dışında peki başka ne söyleyebilirim? Yani çok fazla karakter olması mı acaba beni pek sarmadı? Bir de sanki fazla diyaloglar var gibiydi. Yani çok çok fazla diyalog yok aslında kesinlikle. Bu kitaba nazaran mı acaba dedim daha. Aslında daha bir mutlu bir kitap. Hani o açıdan belki daha bile güzel. Zaten Bir Can Kafes'i okuyup beğenenlerin bu kitabı okumama gibi bir seçenekleri olduğunu zannetmiyorum. Yani muhakkak ilk başta gidip almışlardır benim gibi diye düşünüyorum. Bence okumalısınız da eğer İcil Aydın'ı sevmiyorsanız, gerçekten nasıl sevmiyor insanlar bilmiyorum. Neden bu kadar önyargılılar onu bilmiyorum. Mesela hiç İcil Aydın okumamış biri bile ay İcil Aydın mı falan yapabiliyor. İnanamıyorum yani. Hani diyorum ki ya bir denemesini oku. Hani bak şu yazı da mı güzel değil? Ben böyle çok yazı falan onun köşe yazılarına gönderdiğim oluyor falan. Ya ben çok seviyorum. Gerçekten o köşe yazılarını da benim çok sevdiğim bir arkadaşım beni İcil Aydın'a alıştırdı. Hani hiç programını izlemiş biri değilim. Hiçbir dizisini izlemiş değilim. Aman programlarını kaçırmayayım diyen biri de değilim. Ya da şuraya çıkacak, buraya çıkacak falan. Ama kendisiyle tanışmayı aşırı istiyorum. Yazdıkları beni çok etkiliyor. Edebi açıdan da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela kitabı okuduğunuz zaman gerçekten iyi bir kitap okuruysanız şunu fark edeceksiniz ki çok karışık bir şekilde anlatıyor ve çok güzel toparlıyor. Yani bu neydi, şu neydi falan filan olmuyorsunuz ve sonra o olaylar birer birer o düğümler çözüldüğü zaman yani hayran kalmamak elde değil. Bence çok harika. Bir kere Bir Can Kafes muhteşem bir ilk roman. Bir yazarın ilk romanı olup da bu kadar güzel olabilir ancak diyorum. Çok başarılı. Sadece bence magazinsel alanda duyduklarından veya işte ekranda gördüklerinden veya herkes yazar, aman herkes de kitap çıkarıyor gibi düşünceden dolayı İcil Aydın'a karşı bir önyargı var ki kırılması gerektiğini üstüne basa basa tekrar tekrar söyleyebilirim. Aynı düşüncede olamayabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Hani okuyup sevmediyseniz zaten amenna. Hani hiçbir şey söyleyemem. Ama okumadıysanız lütfen atıp tutmayın. Çok sevimsiz oluyor yani bir kitabı hakkında okumayıp bir yazarı tanımayıp onun hakkında söylen. Yani İcil Aydın için demiyorum her konuda mesela bir filmi izlememiş eleştiriyor, bir kitabı okumamış. Çok komik şeyler bunlar yani bence bana göre. O konuda da gerçekten edebiyat severlere, Türk yazarları okumayı severlere ısrarla İcil Aydın'ı da öneriyorum. Bir deneyin derim. Benim kadar sevmeyenler olmadı mı? Oldu. Ama yani hani bu tutup da benim ya da İcil Aydın veya onun hatası değil, bir zevk meselesi. En azından okudum beğenmedim diyebilir, değil mi? Mesela siz de diyebilirsiniz, ben okudum beğenmedim, abartıyorsun diyebilirsiniz. Dediğim gibi ben denemelerini de çok seviyorum. Önceki alışveriş videomda görmüştünüz bayağı bir İcil Aydın kitabı çıkmıştı. Hazır onlar çıkmışken, elimin altındayken ben tekrar onları okumaya başladım. Evlerin ışıkları bir yanarken okurken fark ettim ki İcil Aydın'ın hayatından çok fazla şey var kitaplarda. Yani hani onu yeni okumasaydım büyük ihtimalle fark etmezdim. Hem kendi hayatından hem izledikleri hayatından ve bunu kurgusallaştırması, bu şekilde kitaplaştırması çok güzel.
Umarım çok mutlu olur İcler Aydın. Umarım yazmaya hep devam eder. Umarım çok iyi paralar kazanır ve çok sevilir. Ben seviyorum, bilmiyorum yani. Devamını beklerim. Ne yazsa okurum. Halen daha o fikirdeyim. Ve ticari bir kaygıyla yaptığını da düşünmüyorum kitaplarında ki 2013 yılında çıktı kitap. İkinci kitap 2017'de çıktı. Ara mükemmel. Bakıyorsunuz 6 ayda bir kitap çıkaran insanlar var yani. Hani o satıyor diye çıkarabilir de yani. Niye çıkarmasın? Ama yapmıyor. Neden? Çünkü o da kaliteli bir insan. Evet, İcler Aydın, bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Ah, gene çok fazla konuştum. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Videomu beğenin. Niye beğenmiyorsunuz? Beğenin bence. O kadar konuştum, tıkır tıkır. Evet, şimdi de keseceğim gereksiz yerleri. Şahane bir video çıkacak ortaya. Beğenin videomu, tamam mı? Oldu. Yeni kitaplarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Söyleyemedim. Ya da yani bilemiyorum. Bu çekiyor mu? Evet, çekiyor. Tamam.